Evet, şimdi bir de dünyadan manşetlere bakacağız. Süheyla bizimle birlikte. Hoş geldin Süheyla Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Dış basını aktaracaksın bize ama şimdi e, Rusya'da gizemli bir ölümden bahsediyoruz. Bunu konuşuyoruz. E, Putin'in muhalifi, değil mi? Evet. E, o öldü cezaevinde. Ama ve çok soru işaretleri. Soru var. işaretleriyle ve e, eşi de açıklamalarda bulundu. Bir video yayınladı. E, İngiltere yani aslında genelde bu konu konuşuluyor diyebiliriz. İngiltere basınıyla The Times'a başlayalım. Evet. Neler söylüyor? Gibi... Dünya bu konuyu konuşuyor. Bakın Cuma günü gerçekleşmişti ölüm. En azından evet. o gün gerçekleştiği duyurulmuştu. Ve hala Avrupa'da dünyanın birçok noktasında Navalny ile ilgili manşetleri görebiliyoruz. Gazetelerde The Times'ta bunlar arasında İngiliz gazetesi. Ve dün Yulia Navalnaya'nın eşinin Navalny'nin hesabından paylaştığı 8 dakikadan uzun o videodan öne çıkanları manşetine taşımış. Şunu dedi Navalnaya: e, doğrudan bu eşinin ölümünden Putin'i suçladı. 3 gün önce benim eşimi... Putin öldürdü dedi. Tabi Cuma gününü kastediyordu. Ve de Novichok gazıyla öldürüldüğünü iddia etti. Bakın bu yeni. Ee, Putin'in bu cinayetten suçlanması daha e, haberin duyurulması ile birlikte gündeme gelen bir iddiaydı. Tabii ki henüz kanıt yok. Sunulan bir kanıt. Ama olağan şüpheli diyebiliriz Putin için. Fakat Novichok gazıyla öldürüldü dedi Yulia Navalny'a. Ve e, biliyorsunuz ki e, Navalny'nin cesedi, naaşı hala ne av avukatlara gösterildi. Ne de ailesine. Ne de anne verildi. Orada Ludmila Navalnaya günlerdir çok soğukta. Bakın Kutup soğuklarında oğlunun cesedini alabilmek ya da görebilmek için bir mücadele veriyor. Ama Rus yetkililer bunu yapmıyor ve dedi ki Yulia Navalnaya korkakça eşimin bedenini saklıyorlar çünkü bedenindeki evet. Için. Novichok gazının izlerinin kaybolmasını bekliyorlar dedi. Bunlar çok güçlü iddialar. Ve iddialarının arkasında Yulia Navalnaya diyor ki biz size eşimi kimlerin öldürdüğünü, isimlerini açıklayarak, yüzlerini açıklayarak paylaşacağız. Zamanı gelince bunları açıklayacağız ama asıl eşimi Putin öldürdü. Çünkü onu yenemedi. Onun iradesini, direncini kıramadı dedi. Sence e, Hı -hı. yani böyle bir şey mümkün mü? Yani Putin'in e, önüne geçebilir miydi? Navalny Putin'in önüne geçemezdi aslında yani böyle bir kapasitesi gücü etkisi yoktu evet Rusya'da belirli bir muhalif kesim için çok önemli bir liderdi onları mobilize etme yeteneğine sahipti Birçok kez farklı yıllarda Rusya çapında çok önemli muhalif protestolarını o organize etti. O ön ayak oldu ve yıllarca Rusya'daki yolsuzluk, adalete aykırı atılan adımları o ifşa etti. Çok etkili bir figürdü bu doğru ama bugün seçim olsa asla Putin'i yenemezdi. Yani doğrudan bir rakibi değildi ama muhalifiydi. En etkili muhalifiydi. Bu konu tartışmasız. Peki e, hı hı. şimdi hani Putin'in öldürdüğünü hı hı. iddia ediyor eşi. Ee, hani rakibi, güçlü güçlü bir rakibi değil diyorsak Putin neden öldürsün? Karşı çıktığı için mi? Bazı şeyleri protesto ettiği için mi? Şimdi e, şöyle deniliyor. Putin aslında bir mesaj vermek istedi. Kendisini eleştirenlere, kendisine karşı çıkanlara tahammülünün olmadığını ve bunların bastırılacağını, kendi kontrolü dışında kendi iradesine karşı e, seslere izin vermeyeceğini hapiste bile olsa gösterdi deniliyor. Ama tabii ki bunlar yorum, bunlar iddia. Biz doğrudan Putin inin öldürdüğünü ya da Rus yetkililerinin öldürdüğünü e, şu an için kanıtlayamıyoruz, bilemiyoruz. Ama belki de hiç bilemeyeceğiz. Öyle evet. bir sır perdesi ki, bakın e, hala e, otopsi yapılmadı, otopsi sonucu yok. Kaç gün geçti? Belli ki bir şeyler de gizlenmek isteniyor. E, zaten prigojin olayında da bunu gördük. O da çok öyle. gizemli bir ölümdü. Suikast mıydı, kaza mıydı? Hala e, çok fazla tartışmalar var. Ve ne oldu? Var. Hiç e, sonrasında da kapandı. Düştü. Konu yani ne kadar böyle günlerce konuştuk işte evet. acaba böyle mi Putin mi yaptı derken kapandı şimdi bu da evet. sanırım öyle olacak konuşuyoruz ama e, eşinin ama sonraki günlerdeki o e, işte kanıtlayacağız kimin öldürdüğünü söyleyeceğiz göstereceğiz yüzlerini gör, ifşa edeceğiz de diyor bakalım o zamanlarda neler konuşuyor olacağız. Evet, o da önemli. Merakla bekliyoruz. Evet. E, İspanya'da bundan bahsediyor. İspanya nasıl ele almış? İspanya da diyor ki Navalny'a eşinin sopasını aldı ve kendisini Putin'e bir rakip olarak sundu. İşte Navalny'a şimdi şunu diyor. Ben eşimin işini devam ettireceğim. Putin benim kalbimin yarısını öldürdü ama diğer yarısı bana diren diyor. Direnmek zorundayım. Çocuklarımız için Navalny'nin yaptıkları boşa gitmesin diye ben Navalny'nin işini devam ettireceğim dedi ve Navalny de Destekçilerine de siz de benim yanımda durun, pes etmeyin, korkmayın dedi. Ve dün bakın daha yasını yaşayan bir kadın Avrupa e, Birliği e, dışişleri bakanları toplantısına katıldı Brüksel'de. Yani e, durmak yok, yola devam diyor bir anlamda. Putin'e böyle meydan okuyor ve işte bu şekilde de Avrupa basınında ses buluyor. E, şöyle de e, bir ifade var bu gazetede. E, Avrupa sağda Putin'in kullanışlı aptalı konumuna geldi çünkü Avrupa'da belirli sağ partiler sağ figürler Putin'le e, ilişkilerini iyi tutuyorlar. Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın tezlerine destek oluyorlar. Bir anlamda bu da tartışılıyor Navalny'nin ölümüyle. İtalyan basınına bakalım. Orada da La Repubblica gazetesinde de Navalny'nin eşi Yulia Navalny'e manşette ve deniliyor ki Yulia Putin'e meydan okuyor. Gerçekten de dünkü açıklamaları çok güçlü, çok sert açıklamalardı. Korkusuzca. E, korkusuzcaydı, çok cesurdu gerçekten evet. de dediğin gibi. E, duygusaldı da e, ama... Bu ne kadar uzun süreli bir ilmesini koruyarak devam edecek, Navalny kadar etkili olacak mı? Yulia Navalny şu anda yurt dışında, Rusya'ya döndüğünde o da hapse girebilir. Belki hakkında şu anda bir suçlama olmasa da bu mücadelesini Rusya'da mı sürdürecek? Eşi gibi hapse girme riskini göze alarak yoksa yurt dışından Avrupa'dan mı sürdürecek? O da bir merak konusu. Evet. Merakla bekliyoruz. E, Fransız basınından ne aktaracaksın? Le Monde gazetesinde de aslında sür manşette Rusya ve Putin var. Şöyle diyor Le Monde, Avrupa'da Putin'e ilişkin korkular iyice arttı, kaygılar iyice arttı e, ve de e, sesini de yükseltiyor artık Avrupa Birliği Rusya'ya karşı daha e, net tonda, daha sert tonda konuşuyor. E, şimdi Münih Güvenlik Konferansı yapılmıştı biliyorsunuz geçen hafta e, Berlin'de ve e, işte oradaki asıl endişelerin merkezinde hem Putin tehdidi hem de Ukrayna'da Rus askerlerinin kazandığı son zafer ilerleme Avdiivka'yı ele geçirdiler. Hala Rus tehdidini konuşuyorlar ve şunu diyorlar birlik olmalıyız yani bu tartışılmaz. Ama şunu da görüyorlar ki özellikle Avrupa Birliği'nin NATO'nun doğu kanadının savunması daha zayıf ve bunu güçlendirmeleri gerektiğini de anlıyorlar. Tek tehdit de bu değil, tek endişeleri de bu değil. Bakın Trump'ın da yeniden seçilmesi yine Münih Güvenlik Konferansı'nda masaya yatırıldı ve bu bizim için endişe verici bir durum tespiti yapıldı orada. Evet, e, şimdi Rus basınıyla devam edeceğiz. Rus basını genelde e, çok fazla yer vermiyor e, kendi ile ilgili aslında eleştiriler, haberleri. eleştirilen <laughs> haberlere. Şimdi bu ölümle ilgili bahsetti mi, yer verdi mi? Ee, nasıl? Dün... Konuşuldu. Evet dün Emre Bugay'a da demiştim. Yani ben arıyorum açıkçası her gazetede arıyorum Navalny ile ilgili bir haber ya da Yulia Navalnaya'nın dünkü açıklaması Rus gazetelerde başlığında. var mı? Yok İzvestiya'da zaten manşette yok. Diğer sayfalarda yok. Ne konuşuyorlar? İşte ipotek politikası ile ilgili bir haber manşette İzvestiya'da ki çok okunan gazetelerden biri. Hı hı. Zaten şunun bir kez daha altını çizelim. Putin şu ana kadar bir kez olsun bakın kaç yıl bir kez olsun Navalni'nin adını anmadı. Vahni hep yok saydı, ölümünü de yok sayıyor Kremlin ve Rus basını da e, çok az, çok sınırlı haberlerle e, ve o konuda da gerçekten de pek de bilgi alamadığınız haberlerle, sorgulayan haberlerle değil, yüzeysel haberlerle bu konuyu aktarıyor okurlarına. Evet, yani Kremlin'den bir açıklama gelmedi bu ölümle ilgili. Kremlin'den geldi aslında. E, çok e, az bir açıklama. Az. Yaptı, şöyle diyorlar, değil mi? soruşturma devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. E, soruşturma henüz sonuçlanmadı. Batılı ülkelerin soruşturma tamamlanmamışken yaptığı çıkar kabul edilemez gibi e, kendisini aslında bu süreçten dışarıda tutan açıklamalar geldi. Genelde gördüğümüz aslında e, Kremlin'den gelen açıklamalar. Aynı gibi. çizgide çok doğru. Aynen öyle. Şimdi Yunanistan'la devam edelim. Akdeniz'de evet. neler oluyor? Akdeniz'de Ege'de neler oluyor? İki sorunlu deniz Yunanistan'la bizim için. Şimdi evet. burada Ege'deki gelişmelere odaklanmış e, Tanea gazetesi ve şunu diyor... ...navtex, karşı navtex ve yeni bir notam. Ee, Ege'de neler oluyor? Sorusunu da sormuş Yunan gazetesi ve şimdi Yunanistan bir tatbikat e, yapacağını duyurdu Ege'de. Türkiye ona tepki gösterdi çünkü kendi yetki alanına girdiğini belirtti e, karşın yayınlayarak. Bir de tabii ki e, ya, uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış Ege'deki Yunan adaları var. O konudaki tartışmayı yeniden açtı. Ee, tabii ki bunlar da Yunan basınında bakın görüyorsunuz manşette hmm. şöyle deniliyor. Atina bildirgesi ruhu zayıflıyor mu çöküyor mu? Atina'da bir dostluk bildirgesi imzalamıştı iki ülke. Ee, işte şimdi bunun e, Türkiye'nin eylemleri yüzünden yine zayıflatıldığı iddiası var. Yunanistan her zaman tabii ki kendi savlarının arkasında durarak e, aslında burada Türkiye'nin egemenlik haklarını tanımama konusunda e, tutumunu devam ettiriyor ve yine bir kriz varsa o krizin sorumluluğunu Türkiye'ye atma tutumunda devam ediyor bunu görüyoruz. Evet aslında Yunanistan'da bu 6 Şubat depremlerinde aslında bizim aramızdaki o buzlar erimeye başlamıştı. Sonra da çok ılımlı ve olumlu mesajlar verilmişti. Şimdi bu durum ee, nasıl bir sonuç doğurur? Ee, şimdi aslında iki ülkede şöyle bir irade var, özellikle iki ülkenin liderlerinde. Biz e, tabii ki farklı pozisyonlardayız ve iki ülkede bu pozisyonlarından geri adım atma taviz vermesini kesinlikle vermiyor. Böyle bir Hı -hı. Türkiye açısından da tartışma konusu değil. Ama buna rağmen iyi ilişkiler, e, sürekli iletişim, olumlu gündemi. Canlı tutalım. Bu olumlu günden tabii ki Ege'de ya da Kıbrıs'ta zaman zaman e, patlak verecektir. E, anlaşmazlıklara konu olacaktır ama bunların e, daha hararetli, daha sıcak noktalara taşınmaması için diyaloğu sürdürelim pozisyondalar. Belki de bunu e, yine iki ülkenin kendi tutumlarını beyan etme hangi çizgide durduklarını hatırlatma stratejisi olarak yorumlamak gerekiyor. Hı hı. En azından şu noktada liderler de bu anlaşmazlıkları söylenleriyle köpürtmedikçe aslında depremlerden sonra kötü bir olayla başlayan bu iyi e, ...ilişkiler süreci, e, yakınlaşma süreci devam edecek gibi görünüyor. Yani şu an için en azından şu an için iki ülkenin de e, bu ivmeyi e, tersine çevirme niyeti yok gibi duruyor. Evet tehlike görünmüyor şu an evet. için diyelim. Evet e, Alman basınlığıyla devam edelim. Ursula von der Leyen e, evet. ikinci kez e, aday. aday değil mi? İlk. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı. Evet Avrupa Birliği Komisyonu ilk kadın evet. olarak görev yapıyordu. Ve şimdi ikinci e, dönemine de hazırlanıyor aslında. Aday Çok olduğunu doğru. yine açıkladı. Tabii ki e, Alman basında neden görüyoruz Ursula von der Leyen'i? Çünkü kendisi bir Alman, evet. Alman politikacı ve Almanya'nın da bu önemli koltukta bir temsilcisini bulundurması önemli etkisi için. Frankfurt Allgemeine Zeitung gazetesi Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nde dün yapılan o oylamayı manşetine taşımış oy birliğiyle karar alındı ve parti Ursula von der Leyen'i bir kez daha aday gösterdi. Avrupa Birliği'nin çok önemli olan bu koltuğu için. Şu an için rakibi yok bu arada. Evet değil ee, Rakibi yok. Yani başka bir isim duymadık. Başka bir isim duymadık. Onun kadar güçlüsü, onun kadar etkilisi yok. Dolayısıyla kazanmasına kesin gözüyle bakıyor diyebiliriz. İkinci dönemi garantiledi diyebiliriz. Zaten e, Alman gazetesi de ikinci dönemi çok olasılıkla gerçekleşecek. manşetini atmış Almanlar temsilcilerine güveniyor diyelim. Evet ama genel olarak da Ursula von der Leyen beğeniliyor mu? Onu da soralım. Beğeniliyor aslında. Kendisi daha önce savunma bakanlığı da yaptı. Alman siyasetinde de etkili bir isim. Hı hı. E, tabii ki e, bir kadın olmanın da zorluklarını yaşadı. Ankara ziyaretinde hatırlıyorsunuz. Evet. Bir protokol krizine e, maruz kalmıştı. E, daha sonra Charles kendi aralarındaki çekişmeyi, mücadeleyi çözmüşlerdi. Eşitlik hakkını almıştı orada. Değil mi? E, Belki yeni döneminde böyle tatsız görüntüler yaşamaz. Evet ama kadınlar... E, Genelde aslında her alanda yani şimdi mesela baktığımızda Avrupa Birliği başkanlığından bahsediyoruz evet. komisyon başkanlığından. E, çok güçlü bir e, görev ve güçlü bir kadından bahsediyoruz. Ama kadınlar her alanda böyle bir e, ön yargı yani ya da... eziliyor da demeyelim ama böyle bir şey oluyor ön yargı. Evet. De, de karşılaşıyorlar. Eşitsizlik oluyor maalesef. Evet. E, dileriz ikinci döneminde böyle bir şey görmeyiz. Evet kesinlikle katılıyorum. Evet e, ve İsrail. İsrail'de e, devam eden bir savaştan bahsediyoruz. İsrail'in devam ettirdiği bir savaştan bahsediyoruz. Evet. Katliamdan bahsediyoruz. Dün Gazze'de can kaybı 29 bini de aştı. Yani çok e, gerçekten üzücü. Amerika Birleşik evet. Devletleri de hep destekliyordu ve hiçbir Kesinlikle. zaman ateşkes çağrısında bulunmuyordu. Ateşkes evet. kelimesini kullanmıyordu. İnsani ara insani Demeyi tercih ediyorlar. Diyordu. Ateşkes kelimesinin geçici ateşkesi dahi kullanmıyorlar. Çok Ama doğru. Ama dün taslakta, o hazırlanan <laughs> taslakta, ateşkes e, kelimesi geçti. İlk defa Amerika evet. bu kelimeyi kullandı galiba. Bir yandan bu varken yani Gazze için acil geçici bir ateşkes çabaları çağrıları sürerken, diğer yandan da İsrail'in gündeminde başka bir şey var bu arada. İşte bu sorunun temeli, bu savaşın, bu Filistinlilerin ölümüyle katliamıyla sonuçlanan bu Orta Doğu'daki ateşin asıl sebebi ne? Tabii ki İsrail'in Filistin'in devlet olma hakkını tanımaması hem Filistin topraklarını işgal edip ilhak edip hem Filistinleri oradan sürüp bir de üzerine öldürüp bir de üzerine savaşı meşrulaştırmaya çalışan tutumu e şimdi dünyadan baskı var Amerika Birleşik Devletleri'nden baskı var çözüm için Filistin devletini tanımalısın İki devletli çözümden başka alternatif yok diyorlar ama Netanyahu ne diyor hayır bu bize bir baskı biz bu baskılara direneceğiz ve şöyle bir oylama yapılacaktı İsrail Meclis'inde Filistin devletini tanımayacaklarını belirten bir karar alacaklardı. O oylama ertelendi. Çok da tepki çekmişti. Ama tepkileri yatıştırmak için ertelenmedi. İsrail sağ o metni Yeterince sert bulmadı sadece politikalar. Hı. Düşünün e, zaten kendi karar başlı başına çok yanlış ama yeterince sert olmadığı için o metin değiştirilecek ve İsrail sembolik bir adım atarak Filistin devletini tanımadığını duyuracağını belirten bir karar oylayacak ne yazık ki. Evet peki Süheyla teşekkür ediyoruz.